Ben de şu an iş arıyorum. Organizeye gezdim. Çok yoğun bir şekilde eleman alımı var. Boşa yani hani Tayyip'e falan suç buluyorlar da ben ona hiç de katılmıyorum. Şu an Türkiye'de çok fazla yabancı bulunduğu için biraz iş Türkiye vatandaşlarına az yetiyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayı işsizlik verileri açıklandı. Verilere göre işsiz sayısı 3 milyon 894 bin kişiye yükseldi. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara bu durumun sebebi nedir ve sizce nasıl önüne geçilebilir diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. TÜİK Mart ayı işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre işsiz sayısı 3 milyon 894 bine yükseldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ve sizce bunun önüne nasıl geçilir? Şu anda herhalde bunun bir önüne geçebilecek bir şey yok. Şu an çalışan insanların da ücretleri yaklaşık 100-150 dolar civarına falan geldi. Hani Çin'de bile en ucuz işçilik 600-700 dolar civarı. Hani dünyada bu şekilde çalışan bir Hintliler kaldı, bir de Türkler kaldı. Yani çalışan için de bir şey fark etmiyor. Yani kazandığı para değmediği için çoğu insan da çalışmıyor bile yani. Peki bunun sebebi ne olabilir sizce? Politikalardaki yanlışlıklar yani. Yani tamam diğer ülkelerde de enflasyon oranı fazla ama %10, %7 civarı, %15'e. Hani diğer ülkelerdeki insanlar isyan ediyor. Bizde %500, %600 olmuş. Ben bir senedir yurt dışındaydım. Bir sene sonra üzerine geldim Türkiye'ye. Şaştım kaldım. Hani orada da enflasyon artıyor diye şey yapıyorduk. Ama ben buraya geldiğimde gördüm ki %500'lük, %600'lük bir artış oranı. Herhalde bir yönetimde bir hata var yani. Politikalarda bir yanlışlık var yani. İşsizlik zor yani. Yani çok yani. Pahalılık çok yavrum. İstediğimizi alamıyoruz. Yani bu pahalılığa bir çözüm olsa daha iyi olur. Peki nasıl önüne geçilebilir sizce? Vallahi önüne geçmek için vallahi devlet bilir onu. Ben ne yapayım şimdi kızım? Yani işsizliğin en büyük sebepleri tabii ki ülkemizde olan sıkıntılar. Ama biraz daha gençlerine hızlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Sebepleri genel olarak ne olabilir? Nasıl çözülebilir bu durum? Yani dünyaca tabii yaşanan bir sıkıntı var tabii ama biraz da iş beğenmemezlik de oluyor. Yani bu şekilde diye düşünüyorum. Peki ücret mi yeterli olmuyor sizce, iş mi beğenmiyorlar? Ücret yetersiz evet ama iş beğenmemezlik de var diye düşünüyorum. Şu anda benim çalıştığım ücret de yetersiz ama çalışıyorum bir şekilde. Aslında biz yabancı olduğumuz için bizi çok ilgilendirmiyor. Genelde bize yurt dışından para geliyor. O yüzden çok da çalışmak zorunda değiliz ama yine bizim eşimizi etkiliyor tabii ki, ailemizi etkiliyor. Şu an bence, yani ben öyle düşünüyorum, ben kendim yabancı olarak şu an Türkiye'de çok fazla yabancı bulunduğu için biraz iş Türkiye vatandaşlarına az yetiyor. Yani işsizliği bu mülteciler tarafından, yani mülteciler giderse işsizlik oranı daha düşeceğini düşünüyorum ben. Yani pek bir düşüncem yok aslında. Peki farklı bir şey yapılabilir mi? Farklı bir şey yani yeni iş yerleri açılabilir. Yani kontenjan arttırılabilir iş yerlerinde. Yani bu kadar. Ben de şu an iş arıyorum. Organizeye gezdim. Çok yoğun bir şekilde eleman alımı var. Ama arkadaşlar sağ olsunlar ücreti beğenmiyorlar. Asgari ücret deyip. Yoksa asgari deyip çok bayağı bir iş var. Peki işsizlik yani rakamının artış göstermesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Önüne nasıl geçebiliriz? Önüne nasıl söyleyeyim? Bilemiyorum ama biraz daha asgari ücret yüksek olursa tabii ki önüne geçilir. Çoğu fabrika asgari ücretin üstünde veriyor hemen hemene. 4500-5000 arası. Asgari ücretle çalışmak isteyen varsa çok yoğun bir şekilde iş var yani. Peki sizce bu sorun asgari ücretle mi alakalı? Öncelik öyle. Bir de gençlerimiz şu an pek işi de beğenmiyor. Yani parayı beğense işi beğenmiyor. 5 lira da versen işi beğenmiyorlar yani. O 5000-6000 neyse. Gençler şu an 1-2 ay çalışıyor, telefon parası biriktiriyorlar veyahut da işte bir tatil parası biriktiriyorlar. Ondan sonra geri 2-3 ay çalışıp çıkıp gidiyorlar yani. Öyle söyleyeyim. İşsizlik herkesin sıkıntısı. Ne diyeyim yani? İşsizlik tamam var da biraz da milletlerimizde de var yani. Onlar da çalışmıyor. Yani. Sebebi ne olabilir? Boşa yani hani Tayyip'e falan suç buluyorlar da ben ona hiç de katılmıyorum. Yani herkes kendi zamları yükseltiyorlar. Milletimiz yapıyor biraz da bunu. Yani Tayyip'in üstüne atmaya hiç gerek de yok. İşsizliğin sebebi ne olabilir? İşsizliği de vallahi iş arayana iş arıyor. Bak, öyle de aynen diyorsun. Rahat iş arıyorlar. Şu an ben çarşıyı gezdim. Dükkanların önünde eleman alınacak diye yazıyor. Niye milletimiz gitmiyor?